Değerli bahis severler, kazandıran iddia yorumları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi bültenlerinden öne çıkan maçların detaylı analizleri, istatistikleri ve tahminleri sizlerle olacak. Maçlara geçmeden önce klasik hatırlatmayı yapmadan olmaz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre maçlara geçebiliriz. Pazar günü saat 16'da haftanın belki de en keyifli maçı olmayı vaat eden Alanya Spor Fatih Karagümrük maçına geçelim. Ev sahibi Alanya Spor son derece etkili oynadığı hafta içi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendi. Hücumda son derece etkililerdi ancak savunmada yine aksadılar. Tempolu, pozitif futbolundan hiçbir zaman vazgeçmeyen Farioli ve öğrencileri ligin seyir zevki açısından en keyif veren takımlarından biri olmaya devam ediyor. İtalyan hoca her maç yeni set hücumları deneyerek hücumda çeşitlilik sağlamaya çalışıyor. Konuk Fatih Karagümrük ise kupada Başakşehir'e penaltı atışları sonucunda elenirken yine bildiğimiz oyunuyla izleyenlere keyif verdi. Ligde takımların maçlarında atılan gollere baktığımızda Karagümrük maçlarında 75 gol olmuş ve bu konuda lider. Alanya Spor ise Fenerbahçe'nin ardından 61 golle maçlarında en çok gol alan 3. takım. Puan tablosunda da rahat bir konumda yer alan iki takımın karşılaşmasında takımların önemli eksikleri de bulunmuyor. Ben bu maçta gollerden yanayım. Ana tercihim 1.35 oranıyla 2,5 gol üstü. Alternatif tercihim 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Oran 1.47. Ayrıca 2.01 oranıyla 3,5 üstü. 2.0 oranıyla ilk yarı 1,5 gol üstü ve 3.16 oranıyla ilk yarı karşılıklı gol var bahisleri sistem kuponları için değerlendirilebilecek bahisler. Yine aynı saatte ligimizde oynanacak Kayserispor Beşiktaş maçına geçelim. Kayserispor'da transfer yasağına rağmen elindeki kadroyla gerçekten yapabileceği en iyi işi yapıyor Çağdaş Atan ve saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Zaten elinde kısıtlı imkanları olan Çağdaş Hoca bu maçta Gavranoviç, Tiam, Aka ve muhtemelen Kemen'den de yararlanamayacak. İç sahada rakibinin üzerine gitmekten çekinmeyen Kayserispor'un Spor'un eksiklerini de gözünde bulundurursak bu maçta daha kontrollü davranabilir. Konuk Beşiktaş ise bol bol pozisyonlu olduğu maçta Türkiye kupasında Ankara gücüne elendi ve Süper Lig tek hedefi olarak kaldı. Oyun olarak beklenen seviyede olmayan Beşiktaş'ta Abubakar transferi takım yukarı taşıyacaktır ancak bu maça yetişmesi tabii ki beklenmiyor. Gezzal'ın eksikliğini derinden hisseden Karakartal bu maçta Josef'ten yararlanamayacak ve Gerson Fernandez ile Cenk Tosun'un durumları ise belirsiz. Bu maça dair tercihim 1.85 oranıyla 2-3 gol olacak. Pazar akşamı saat 19'da Trabzon'da oynanacak Trabzonspor İstanbulspor Spor maçını değerlendirelim. Ev sahibi Trabzonspor deplasmanlardaki dalgalı performansının aksine iç sahadaki iyi oyunuyla ligde yoluna devam etmeye çalışıyor. Deplasman oyunlarını da düzeltirlerse eğer Avrupa kupalarına katılım için favorilerden biri olacaklarını düşünüyorum. Takımda sezon geneline baktığımız zaman bir konsantrasyon problemi olsa da iç sahada seyircinin de etkisiyle bu durum ortadan kalkıyor. Ayrıca Bakasetas, Siopis, Abdülkadir gibi isimler bu sezon gerçekten iyi oynuyorlar. Konuk İstanbulspor ise kadrosunu transferlerle güçlendirmeye çalışırken Fatih Tekke takıma gerçekten pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyor. Etemi, Jetmir Topalli ve Eze gibi oyuncular kanatları etkili kullanıp hızlı hücumlarda rakiplerinin başlarını ciddi ölçüde aratabiliyorlar. İstanbulspor bu maçta kontra atak ve geçiş hücumu kovalayacaktır. Aksi takdirde Trabzon deplasmanından puan alması çok zor. Trabzonspor ise muhtemelen baskı kuracağı maçta Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir gibi isimlerle şut denemeleri yapacaktır. Bu maçta ana ve ideal tercihim 1.58 oranıyla 9.5 üst korner olacak. Ayrıca İstanbulspor her ne kadar düşme hattında olsa da kesinlikle kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Ve deplasman ekibinin bir golüne verilen 1.58'lik oran bence fazla. Trabzonspor'un da kendisi aslında mutlaka gol bulacağını düşünürsek Alternatif olarak 1.75 oranıyla karşılıklı gol var bahsi de bence değerlendirmeye değer. Saat 19.30'da Premier Lig'de şampiyonluk yarışı için çok önemli bir maç olan Arsenal Manchester United maçına geçelim. Londra temsilcisi Arsenal rüya gibi bir sezon geçiriyor ve bu maçı kazandıkları takdirde zirvede kendilerine tehdit oluşturabilecek yalnızca Manchester City kalacak. Harika başladığı sezonda Dünya Kupası'na sakatlanan Gabriel Jesus'un yerine Brighton'dan Toro kadrosuna katan Arsenal, 20 yıl sonra eline geçirdiği şampiyonluk ihtimalinde yol kazalarına önlem alabilmek için elinden geleni yapıyor. Konuk Manchester United ise kötü başladığı sezonda zaman geçtikçe hem oyun hem de skor olarak sağlam bir ivmeye yakaladı. Takımın başarısında çok önemli bir yere sahip olan Casemiro, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta olmayacak. Casemiro'nun yokluğunda United orta sahasında sertlik azalacak ve geçirgenlik artacaktır. Arsenal ise bu sezonki tek yenilgisini aldığı Manchester United'dan intikamını almak için sahada olacaktır. İç sahada rakiplerini boğucu bir futbol oynayan Arsenal ve geçiş hücumlarını ve duran topları etkili kullanan Manchester United'ın maçında ben gollerden yana olacağım. 1.52 oranıyla 2.5 gol üstünü ana tercihim olarak belirledim. Alternatif olarak ise ilk yarı 1.5 gol üstünü 2.26 oranıyla sistem kuponumda değerlendirdim. Saat 20.30'da Kulüp Bürüş Charleroi maçı için Belçika'ya geçelim. Kulüp Bürüş, Yaremçuk, Noah Lang, Buşanan, Fanaken ve Nilsen gibi oyuncularla Belçika Ligi'nin üzerinde bir kadroya sahip. Ancak şampiyonluk yarışında lider Genkin tam 19 puan arkasında 4. sırada yer alıyorlar. Bildiğiniz gibi Belçika Ligi'nde normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar şampiyonluk grubu adı altında playoff maçları oynuyorlar. Son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Kulüp Bürüş'ün artık tepki vermesi gerekiyor ve kadroları bunu fazlasıyla yapabilecek kapasitede. Konuk Charleroi ise Avrupa Ligi playofflarına kalmak için mücadele ediyor ancak hem kazanmakta hem de kalesini gole kapatmakta sezon başından beri zorlanıyor. Ben kulüp bürcün bu maçla kötü gidişe dur diyeceğini düşünüyorum. 1.46 oranıyla maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü bahsini bu maçta ana tercihim olarak belirledim yine saat 20.30'da La Liga'ya Barcelona Getafe maçına geçelim. Enes Ünal'lı Getafe'yi konuk edecek olan Barcelona, Real Madrid'in 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezon başından beri oynadığı futbolu sürekli geliştiren Xavi ve öğrencileri bu sezon La Liga şampiyonluğundan başka bir şey düşünmüyorlar. Çünkü kulübün şampiyonluk gelirine ciddi anlamda ihtiyacı var. Konuk Getafe ise son derece zor gol yiyen ve özellikle deplasmanlarda kadı savunma ile sahada olan bir takım. Zaten Camp Nou deplasmanında başka şansları da bulunmuyor. Kapanan rakiplere karşı oynarken sıfırdan ceza sahasına çevirdiği toplarla skoru bulmaya çalışan Barcelona bu maçta golü bulmakta gecikirse sıkıntı yaşayabilir. Ben bu maçta Getafe'nin çabuk teslim olmayacağını düşünüyorum. Benim bu maça dair ana tercihim 1.40 oranıyla 8.5 üst korner olacak. Oranı ve riski arttırmak isteyenler için 1.68 oranıyla 9.5 üst kornerde denenebilir. Alternatif olarak ise 1.81 oranıyla ilk geri 4.5 üst korner bahsinde az miktarda deneyeceğim. Ligimizde pazartesi akşamı 20'de oynanacak Ümrani Spor Fenerbahçe maçına geçelim. Fenerbahçe Dünya Kupası arasından sonra kazandığı maçlarda bile bir türlü güçlü bir oyunu ortaya koyamadı. Son olarak hafta içi Rizespor'u kupada son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen Fenerbahçe çok üretken bir görüntü de çizemedi. Maça istekli ve tempolu başladılar ancak oyun içinde konsantrasyon problemleri yaşayıp rakibi bir türlü sürkülese demediler. Ümraniye spor ise Recep Kuçar yönetiminde rakiplerin üzerine gitmekten çekinmiyor ve geçiş oyunlarını etkili oynuyorlar. Fenerbahçe oyun olarak güçlenmediği sürece en azından deplasmanlarda taraf bahislerinin stresi yaratabileceğini düşünüyorum. Kötü oynasa bile mutlaka gol bulan Fenerbahçe ile kaybettiği maçlarda da gol bulma yüzdesi hiç fena olmayan Ümraniye Spor'un karşılaşmasında benim ana tercihim 1.40 oranıyla 2.5 gol üstü olacak. Alternatif tercihim ise kazanmak isteyen iki takımın karşılaşmasında 2.06 oranıyla ilk yarı 1.5 gol üstü bahsini sistem kuponuma ekledim. Ve son maçımız için İngiltere Premier Ligi'ne geri dönelim. Saat 23'te oynanacak Fulham Tottenham maçına. Konuk Tottenham Kötü gidişe ne zaman son verecek diye beklerken maçı kaybetse bile Manchester City deplasmanında oyun olarak geçtiğimiz maçlara göre daha iyi bir görüntü çizdi ve savunma defoları yüzünden 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti. Savunma zaafları sürüyor ancak hücumda daha üretken bir görüntü çizdiler. Ev sahibi Fulham ise kendi sahasında ligin en sıkı ekiplerinden biri. Mitrovic, Willian, Daniel James gibi isimlerle kendi sahasında gol bulmakta zorlanmıyor. Fulham bu maçı kazanırsa Tottenham'ın üzerine çıkarak 6. sırayı devralacak. İlk 6'ya girme açısından kritik olan bu maçta benim ana tercihim 1.40 oranıyla karşılıklı gol var olacak. Alternatif olarak ise ev sahibi Fulham'ın ilk yarıda gol atma ihtimali değerlendirilebilir. İlk yarı ev sahibi 0.5 gol üstünü 1.92 oranıyla sistem kuponuma ekledim. En çok oynanan maçlara baktığımızda ise Trabzonspor ve Beşiktaş galibiyetleri ilk iki sırada yer alırken Alanya Spor Fatih Karagümrük maçının 2.5 gol üstü 3. sırada. Bunların ardından Türkiye'deki bahis severlerin tercih ettiği maçlar Arsenal, Villarreal, Roma ve Real Madrid galibiyetleri olarak sıralanıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kazandıran iddia yorumları kanalının 22-23 Ocak bültenlerine dair videosundan şimdilik bu kadar dostlar. Takipte kalın. Kazanmaya ve kazandırmaya devam.